Herkese merhaba. Arapça dersleri birinci dersimize hoş geldiniz. Bu dersleri yapmaya başladık ve yaklaşık birçok ders yapacağız. Önce harflerle başlayacağız ve Arapçayı adım adım sizlere anlatmaya çalışacağız. Bugünkü ilk dersimizde 4 tane harf göreceğiz. E, B, T ve T harflerimizi göreceğiz. İlk başlar harflerimize başlayalım. Ben harflerle ilgili benzetmeler yapacağım ve bu sizin için harfi algılamanızda, harfi zihninizde tutmanızda faydası olacak. Evet, normalde yazı yazarken Arap alfabesiyle, Türk alfabesiyle yazdığımız zaman sağdan soldan sağa doğru yazıyoruz. Arapçada sağdan sola doğru yazılar yazılıyor. Ona dikkat ediyoruz. Ve Arapçada bütün harfler bir zincir gibi hareket ediyor. Ona da dikkat edelim. Ve bu nedenle dolayı bakın buraya başta, ortada, harf başta, ortada ve sonda diye yazdım. Buna dikkat edelim ve de çizgilerimize bakalım. Bunlar da çok önemli. Daha sonra bunların niye önemli olduklarını göreceksiniz. Yukarıdan aşağıya gelen çizgilerin pek önemi yok ama bu alttaki çizgiler bizim için çok önemli. Ona dikkat edelim. İlk harfimiz, sevgili dinleyiciler, harfler ve onların sesleri farklıdır. Benim ismim Hanifi. Ama sesim a diye çıkıyor. Harflerin de kendi isimleri ve çıkardıkları sesler var. İlk harfimizin adı Elif. Ve çıkardığı ses e, bulunduğu yere göre i, u olabilir. Evet, Elif'imiz dümdüz bir çizgiden oluşuyor bakın. Yukarıdan aşağıya doğru düz bir çizgi çizdi. Bu harfimiz Elif ve kafası kendi bir üzerinde bir hamze var. Buna Elif diyoruz. E harfi. Harfimiz kelimenin başında da aynı bu şekilde geliyor. Eğer harfimiz kelimenin ortasında geliyorsa şöyle oluyor. Ve sonda geldiğinde de bu şekilde oluyor. Bakın yazdığım şekillere dikkat edin. Direkt bir ayak olarak düşünebilirsiniz mesela bunu. Bir ayak gibi. Bakın şöyle bir ayak yapayım. Şöyle bir ayağa benziyor dikkat ederseniz. Bu şekilde zihninizde kalabilir. Bu harfimizin adı E. Arapçada Ernem diye bir tavşan var. Ernem Elif harfiyle başlıyor. Ve bundan sonraki derste B harfine geçeceğiz. Şimdi B harfimize bakıyoruz. Aslında ondan önce size 4 tane şekil çizeceğim. Bunu lütfen dikkat edin. Bakın şeklimiz bir kayığı andırıyor. Diğer harfimize şeklini çiziyorum. Ve diğerini çiziyorum. Dikkat edin. Sağdan sola doğru harflerimi yapıyorum. Devam ediyorum. Başta. Bakın hiçbir harften bahsetmedim şimdiye kadar. Ve devam ediyorum tekrar. Aynen. Ve devam ediyorum. Şu ana kadar hiçbir harften bahsetmedim. Sağdan sola doğru geliyoruz. Evet. Bakın genelde bunlar çok önemli bir kavram. Harflerimiz bunlardan oluşacak ve sadece nokta koyacağız. Dikkat edin. Kayığa benziyor hepsi. Diğer taraftan bu mesela bunu neye benzetiyoruz? Bir kaykay bu tarafa doğru kayıyor gibi düşünebiliriz. Bu kalp atışları gibi böyle geçiyor. Bakıyoruz. Bu harfimiz B harfi. Altında bir noktası var. B. Ve tabii ki diğerlerini başta, ortada ve harfimizin sonda geldiği hali de böyle. Başta, ortada, solda. Ve diğerine bakıyoruz. B harfinde bir batta, yani ördek Arapçada. B harfi, B, B, bu olarak kelimenin başında gelebilir. Diğer harfimize bakıyoruz şimdi. İki noktalı olan T harfi. İki nokta var. T harfi. T harfimiz. Ve diğer harfimiz hemen aşağıda. Bakın aynı şekilleri üzerine koyuyorum. Buna lütfen dikkat edin. Bu çok önemli. Diğer harfimiz T. T. T harfimiz. Bakın özellikle buna dikkat etmeniz gerekiyor. S harfimiz S. S. Yani dilimizi dişlerimizin burasına çarparak S. S gibi bir harf çıkıyor. S, S,
se, Arapçada tilki, salem, salem ya da Arapçada üç, selese, selese. Bunlar tamamen dilimizin üst tarafını damağımıza, dişlerimize doğru vurarak çıkardığımız ses S harfidir. Başka bir harfimiz var. O da S. O bundan farklı durumda. Dikkat etmemiz gerekiyor. Ama dersi toparlamak gerekirse lütfen dikkat edin bakın. Bu üç harfimiz hepsinin şekli, formu aynı. Bu forma dikkat edersek bunları çok kolay yapabiliriz. Daha 5 tane bu şekilde Arapça harfimiz var. Aynı formda şekillendirilmişler. E sesimiz, B sesimiz, T sesimiz ve T sesimiz. Bunların kelimeye başında, ortasında, sonunda gelişleri. Ve diğer taraftan bunların üçünün de beraber yazıldığı bir şey daha yazayım size bakın. Bakın harfimiz başta, ortada ve sonda. B harfimiz. B harfimiz. T harfimize bakıyorum. Ona dikkat edin lütfen. Biraz daha yaklaşabiliriz, kamerayı yaklaştırabiliriz. T harfimize bakıyorum. Yine aynı form. Aynı form. Şimdi T oldu. T ve S harfimiz. Bakın başta, ortada ve sonda. Bu da S harfimiz oldu. S harfimiz. Evet. Bugünlük dersimiz bu kadar. Daha sonraki derslerde diğer harflerle buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın. Lütfen bunları evde tekrar edin ve sürekli yazın. Ne kadar çok yazarsanız zihninizde kalma olasılığı daha çok artacaktır. Ve kanalımıza abone olursanız daha fazla destekleyebiliriz. İyi günler. İlerli kalın.